Manşete hoş geldiniz. A milli kadın voleybol takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde bu akşam Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Tanıtım kliplerini görüyorsunuz. Fransa başkenti Paris'teki Saint Paris Arena'da oynanacak mücadele. Türkiye saatiyle 18.15. Başarılar diliyoruz. Karşılaşma TRT1'den de canlı yayınlanacakmış. Fakat ondan öte olimpiyatlarda pek iyi değiliz. Yani filenin sultanları ve bir astsubayın eli cebinde atış yaptığı o görüntüyle gururlandı Türkiye milleti ama sonuç itibariyle 61. oldu Türkiye Paris olimpiyatlarında. Botswana ve Dominik bile daha üst sıradaydı Türkiye'den. 3 gümüş, 3 bronz madalya alabildi. Kuzey Kore ile birlikte aynı sayıda madalya alan ülke oldu. 84 Los Angeles'tan bu tarafa ilk kez altın madalya alamadığı olimpiyat oyunları Türkiye'nin. Yani 40 yıl sonra. Haliyle yani hani atasporu vardı, güreş vesaire. Onda bile çok fazla bir varlık gösterilmediği görülüyor. Şimdi spora ideoloji karışmasın falan diyor Tayyip Erdoğan ama hani Tayyip Erdoğan lanet demiş derken bu işin iki tarafı var bugün konuşacağımız. Yani lanetleme tarafı şu anda sporla ilgili tarafına başladık. Diğer tarafına da geleceğim. 2002 yılında diyor hem spora ideoloji karışmasın diyor. Birazdan nasıl ideoloji karıştığını da göreceksiniz. Hem de 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası vardı. Biz bunu 2,5 kat artışla 1365'e çıkardık diyor. Öyle yaptın ama 40 yıl sonra olimpiyatlarda altın alamadın yani. Bir de şey tarafı var konunun. İşte mesela dün bütün resmi hesaplardan da duyurulmuş. Zeynep Sönmez, milli tenisçi, Washington Açık turnuvasına gitmeden önce onu kabul etmiş Dolmabahçe'de Erdoğan. Fakat yani esasen biraz olsun başarılı olan, gündemde olan kişilerle görüntü vermeyi, hiç olmadı telefonla falan arayarak onları işte tebrik etmeyi falan hiç aksatmaz Erdoğan. Biraz önde olduğunuzda beraber görüntü vermek için her şeyi yapar. Birazdan başka vesileyle de göreceksiniz bunu. Fakat tuhaf bir şekilde, garip bir şekilde, enteresan bir şekilde Yusuf Dikeç'le mesela o görüntüyü vermedi. Yusuf Dikeç günlerdir Türkiye'de. Bütün dünyanın konuşulduğu bir fenomen oldu. Elon Musk'la bile karşılıklı tweetleşiyor. Enteresan, kabul etmedi. Yani milli tenisçiyi kabul ediyor. Vaktim yok falan da diyemez. Ama onu kabul etmedi. Evet. İlginç. İmane Halif. Ben daha önce bir trans kadın diye bahsetmiştim. Geçen haftaki yayında. Ya da bir önceki hafta bilemiyorum. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Öncelikle onu düzeltelim. Fakat bir erkeksi, kadınsı bir durum söz konusu. Hormonlarla ilgili bir durum söz konusu ki İmane Halif de muhtemelen çift cinsiyetli, intersex denilen grup, LGBT, işte İ'deki İ. O manaya geliyor. Çift cinsiyetli deniyor. Bu doğuştan olan bir şey ve buna siz karar vermiyorsunuz. Bu sizin yöneliminizle olan bir şey değil. Doğuştan bu şekilde yaratılıyorsunuz ve daha sonra da işte bir takım hormonlarla kadın olmayı veya erkek olmayı seçiyorsunuz. O da bir takım hormonlar almış küçük yaştan itibaren. Ondan dolayı da zaten belli turnuvalarda testosteron seviyesi yüksek çıktığı için duruma göre oynamış, katılmış veya katılmamış. Şimdi tabii çok tartışıldı bu. Hala da tartışılıyor. İçinden çıkılabilmiş bir konu değil. Çıkabileceğimizi de zannetmiyorum. Bu erkeksi kadınlar, kadınsı erkekler neyse meselesi. Ama işte bir spor söz konusu olduğunda bir güç müsabakası, boks gibi bir güç müsabakasında böyle durumlar oluyor. 25 yaşındaki Çinli boksörü yenerek şampiyon olmuş Paris'te. Tebrik ederiz. Bir diğer konu da şu. Esasen bir yönüyle içimizi acıtan, bir yönüyle de üzen ama bir yönüyle de Türkiye'nin durumunu göstermesi yönüyle de önemli. İşte Şener Şen dün akşam Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyunu için Ankara'da Orhan Açık Hava sahnede uzun süre alanın dışından bir grup bağırıp çağırıyor. Ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıyor. Panikler, panik, çığlıklar,
Oyuna ara veriliyor. Sonra oyun tamamlanıyor. Duruma bakar mısın? Yani ne oyuncuların keyfi kaldı, ne seyircinin keyfi kaldı. İsmail Arı naklediyor. Bu diyor Şener Şen'in Şener Şen'in ve izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Ayrıca eski Adalet Bakanı, önceki Bekir Bozdağ'dan önceki Abdülhamit Gül ve eşi de oyunu izlemeye gelenler arasındaymış. Türkiye'nin geldiği hal. Fakat şöyle de bir durum var. Buna da değinmeden geçmeyeceğim. Erdoğan hemen her ünlüyle fotoğraf vermeyi ister. Ve bunu asla kaçırmaz, asla atlamaz. Ve bunu Şener Şen'le de yaptı. Yani ona Cumhurbaşkanlığı özel ödülü verdi ve onun yanında oturdu ve o görüntüyü verdi. Bu Erdoğan için çok önemliydi, bunu verdi. Yani orada çok insanda, Mazhar Fuat Özkan'da, İlber Ortaylı'da bir sürü insan sayabilirim. İşte Fazıl Say gibi, işte en son 15 Temmuz bestesi yapan Fahir Atakoğlu gibi filan bir sürü insan. Bu özellikle medya mahallesinin veya işte kendini seküler olarak tarif eden kesimin peşine düştüğü kültür insanı, sanatçı neyse hepsi bir biçimde çok azı müstesna böyle bir sarayın önünde bir resmi geçit törenine katıldı. Sonra da bu oldu. Yani bir de böyle bir yanı var. Bilin istedim. Bu elbette Şener Şen'in ününden, onun sanatından bir şey götürmüyor. Fakat şu oluyor. Bir buruk tat oluyor insanda. Bir buruk tat bırakıyor. Keşke olmasaydı diyorsunuz yani. Kadir İnanır vermedi bu görüntüyü. Tamam mı? Daha da başka bir şey söylemeyeceğim. Her ne ki gitmedise köpek ölümleri arttı. Gazete Pencere'nin manşetiydi. Altınca, sonra Niğde. Pek çok noktada artık hafiyelik yapıyor insanlar. Yani adeta fotoğrafla tespit ediyor, videoyla tespit ediyor. Bulunduğum yer biraz rüzgarlı, ondan bilgisayar sallanıyor. Fakat bir örtbas etme çabası da var. Fakat şu var ki bu başlamış. Yani yasaya dayanarak bir takım belediyeler veya bir takım kurumlar köpek itlafına başlamışlar. Bu daha başlangıç ve belli ki daha çok örnekle karşılaşacağız önümüzdeki dönemde. Tayyip Bey telefonları lanetlemiş. Telefonlar burada çalışmıyor diyor. Paris'te bir tek Türklerin Instagram'ı çalışmıyor. Günlerdir Paris'te CHP heyeti, başta Genel Başkan Özgür Özel, sonra 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı da orada Mansur Yavaş. Yani o olimpiyat falan getirmek için gitmedi ama o da orada. Bilmiyorum, belki tatil yapıyorlar, belki kentin keyfini çıkarıyorlar ama büyük tepkilere yol açıyor. Çok çok büyük tepkilere yol açıyor. Ve yani tavra bakar mısınız? Tayyip Bey telefonları lanetlemiş, burada da çalışmıyor. Yani Tayyip Bey her şeyi lanetledi ve siz bunun farkında değilsiniz galiba. Onunla görüşmeyi, onunla tokalaşmayı, onunla normalleşmeyi bir şey zannediyorsunuz. Ve Gazze'ye gidecektiniz. Yani son 6 aydır verdiğiniz sözleri tutmadınız. 6 aydır, 7 aydır, belki 8 ay oldu bilmiyorum. Gazze'ye gideceksiniz. Mayıs sonunda Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğinizi açıklamıştınız. Hala tık yok. Anca tweet atıyorsunuz Can Atalay'la, şununla bununla ilgili olarak. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Seyhan Avşar paylaşmış, gerçek gündemin galiba genel yayın müdürü. Kurumumuza gelen erişim engelleri kararını okuyorum. Bu iş iyice çığırından çıktı. Mesela medya ombudsmanı Faruk Bildirici, tecavüz suçlusu milli güreşçi Recep Çakır'ın haberine unutulma hakkı gerekçesiyle erişim engeli getirilmesinin hukuksuz olduğunu yazmış. Erişim engelini eleştirdiği yazısına erişim engeli gelmiş. Daha da devam ediyor. Acayip bir durum ve bu durum devam edecek. Öyle de görülüyor. İş nereye gider bilmiyorum. Fakat size VPN ile ilgili bilmeniz gereken her şey köşesinde Deutsche Welle'de çıkan bu yazıyı öneriyorum. Şimdi Türkiye'de VPN konusu yasaklı sitelere girme manasına kullanılıyor. İşte yasaklı sitelere girelim. Ne bileyim, güvensiz bir yol falan gibi bir algı da var. Yani bir
server'a bağlanıyorsun, bir sunucuya bağlanıyorsun, neyse bir uygulama kullanıyorsun. Ya bir dakika bilgilerimi ele geçirirse. Ya zaten VPN'in amacı bu. Yani VPN Virtual Private Network denen, yani sanal özel ağ. Ve hele hele bir kafe gibi, bir otel gibi, bir kafedeyim mesela ben şu anda, gibi bir yerdeyseniz ve oranın internetini kullanıyorsanız, ben kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü güvenilir değil. Eğer illa çok mecbur kullanacaksan VPN ile kullanıyorum. Çünkü bu farklı, sadece farklı ülkelerdeymiş gibi size internet taraması yapmanıza imkan sağlamıyor. Aynı zamanda bu bir güvenlik hizmeti veriyor. Yani veri güvenliğini riske atıyor mu meselesinde esasen sizin mevcut ağlarınız, mevcut bağlandığınız ağlar güvenli değil. VPN'e geçerek veri güvenliğini korumaya alıyorsunuz. Haliyle özellikle havalimanları, kafeler gibi yerlerde kullanılması tavsiye ediliyor. Ben Surfshark kullanıyorum VPN olarak, ama benim VPN'i kullanma amacım yasaklı sitelere girmek için değil. Başka amaçlarla, biraz önce de anlattım. Güvenlik gerekçesiyle kullanıyorum ben. Yani gerçekten olması gerektiği gibi. Yani VPN'in çıkış ve kuruluş amacı o zaten. Yani fakat bir paraya kıymanız gerekiyor bunun için. Kıymadığınız zaman da başınıza iş gelebilir. Ücretsiz VPN sağlayıcıları maalesef bir takım verileri ele geçirme veya bir takım verileri satma, kullanıcıların verilerini toplayıp satma gibi yollara tevessül edebiliyorlar. Buna paraya kıyacaksınız kesinlikle. Bu arada Docevelle işte Siphon ya da gibi bir işte şeyle anlaşmış galiba. VPN sunucusuyla veya programıyla onu kullanabilirsiniz. Bu çerçevede diyeceğim bu. Evet. VPN hizmeti. Erdoğan Koç grubunun karşısına otomotiv ve beyaz eşyada Çinli rakipler çıkararak batırmaya çalışıyor. Ergun Babaan'ın tweet'i. Aynısını Özal Toprak'la Eczacıbaşı'na yapmaya çalışmıştı. Ali Koç'un başında olduğu Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmaz. Onun da demek istediği buydu. Hemen her yerde, hani Tayyip Bey lanet demiş derken, hemen her yerde eli var. Ali Koç'un söylediği buydu zaten. Yani çok başka kanallara sapıyorlar. Yok Şike'ydi, yok öbürüydü, yok Beriki'ydi, yok içimizdeki şunlardı falan. Meselesi Tayyip Erdoğan'la Ali Koç'un. Onu yazmış esasen. Ve Tayyip Erdoğan'ın niyeti, Ali Koç orada olduğu sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmayacak. Koç'un kastettiği de bu diyor. Tayyip Bey lanetlemiş derken bu. Spor demişken Acun Medya'nın, ki onun da işte sporda yatırımları falan da var. Acun Medya'nın da geçen sene hiç vergi ödemediği ortaya çıkmış. Bir önceki sene 2,5 milyon, ondan önceki sene de 1,2 milyon vergi ödemiş. Böyle soyuluyorsun Türkiye. Evet. Çocuk yoksulluğunda 2019-21 listenin en sonundayız. Altımızda Kolombiya var Allah'tan, bir üstündeyiz. Ama Romanya'nın, İspanya'nın, Meksika'nın, Birleşik Devletler'in, Bulgaristan'ın, Lüksemburg'un, İtalya'nın altındayız. Bunlardan dolayı oluyor. İki manşet getireceğim. Üzerine başka bir şey söylemeyeceğim. Nereden nereye? Balkoncu generaller önemli kritik makamlara geldiler demiş. Sözcü manşetinde bunu önemsiyorum. Bence siz de önemseyin. Özgür Politika ise işgal komutası değişti manşetiyle vermiş. Baktığınız yere göre komutan kademesinde, yani komutanlarla ilgili son yüksek askeri şura kararlarına baktığınızda farklı farklı konular göreceksiniz, görebilirsiniz. Meclis Atalay için toplanıyor meselesi hikayedir. MHP'nin gözünün içine bakılmaktadır. Can Atalay konusunda MHP ne derse o olacaktır. Zaten öyle oldu. İlk AKP'nin çok canını sıkıyor bu konu. Keşke buna yemin ettirseler, başlasaydı da, yani dokunulmazlığı yoktur işte mahkeme. Sonra Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi uğruna birbirine girdi. Yani bugün Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne kafa tutması, hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının sebebi bir yönüyle de bu olay oldu. Çok can sıkıcı bir şey. Yani şimdi AKP olduğunuzu düşünün. Demir yumrukla ülkeyi yönetiyorsunuz ve böyle bir şeyden dolayı canınız, yani başınız ağrıyor. Hiç gerek yok. Kurumlar arasındaki kavgayı ortaya çıkardı. Münakaşayı ortaya çıkardı. Birbirine parmak sallayan. Hayır senin yetkin yok, benim yetkim var. Falan gibi böyle. Her şey anayasada açık açık yazılmışken bir
şeyi ortaya çıkardı. Çatışmayı ortaya çıkardı. İyi mi oldu, kötü mü oldu ama ayrı bir konu. Ama bu konuda MHP ne derse o. İşte Bülent Arınç da meclis başkanına icaben yazı yazmış. İşte sayın meclis başkanım, kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasi birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözümü kavuşturalım. Ya adam, yani adam Can Atalay'ın vekilliğine düşürülmesi kararını mecliste okuttu yahu. Şimdi tekrar yani ayrıca onun yetkisinde, onun uhdesinde değil ki bu. Onun yapabileceği bir şey yok. Anlatıyorsunuz yani. Çok rüzgarlı olması. Evet, çokça vaktim var. Gündemi takip ediyorum. Belçika gezimle devam ediyor. Şu anda gene bir kafe köşesinde. Müziğin daha az duyulduğu, geride olduğu bir noktada. Çünkü yayına müzik karışsın istemeyiz. Telif hakları vesaire. Böyle sıkıntıları da oluyor. YouTube'dan yayın yapan insanların veya yayıncıların. Nereden yayın ve ne şekilde yayın yapıyorsa olsun. Bolca vakit buluyorum gündemi taramaya, takip etmeye ve enerji depoluyorum, pillerimi dolduruyorum. Ve hafta içi yapamadığım bir yayın vardı. En azından bu vesileyle borcumu ödüyorum. Bakalım pazar nasıl geçecek? Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.